Herkese merhaba. Ben Tani. Bugün sizinle Kore ters tırnakları yapıyoruz ve büyük aksesuarları nasıl kopmayacak ve hiçbir şeye takılmayacak şekilde yapıştırabiliriz, onu göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Bugünkü modelimizin elleri bu şekilde. Hatırlıyorsanız piercing nasıl takılır videosunda yapmıştık. İlk önce piercinglerini çıkartıyoruz. Sonrasında yaptığımız protez tırnakların üzerindeki kalıcı ojeleri çıkartıyoruz. Tabii ki de üzerindeki jeli de inceltiyoruz. Eğer doğru düzgün kalıcı oje çıkartma videosu izlemek isterseniz buradan geçip izleyebilirsiniz. Çıkarttıktan sonra yanlardan tırnağa şeklini veriyoruz. Ben sivri oval şeklinde aynı şekilde bıraktım. Sadece daha biraz düzelt. Tırnakların üzeri havalandıysa, havalanmış bölgesi varsa onları da mutlaka çıkartıyoruz. Havalanmış bölgeyi ilk önce frezle incelttikten sonra tüy örpüyle yavaş yavaş çıkartıyoruz. Sonrasında manikür kısmına geçiyoruz. İlk önce portakal çubuğu ile etleri kaldırıyoruz. Sonra damla frez ucu ile kutikül etleri açıyoruz ve temizliyoruz. Eğer detaylı manikür videosu izlemek isterseniz buradan geçip izleyebilirsiniz. Manikürünü yaptıktan sonra nail cleanser ile siliyoruz. Sonrasında dip kısımlarına primer sürüyoruz. Primer havada kuruduktan sonra ince bir kat bez kat sürüyoruz, kurutuyoruz. Sonrasında jelle bakımını yapıyoruz. İlk önce ince bir katman jel sürüyoruz. Kurutmadan bir damla daha alıyoruz ve üzerinin bombesini veriyoruz. Ve cihazda kurutuyoruz. Kuruttuktan sonra üzerini nail cleanser ile sildim ve bufferladım. İsterseniz silmeyip de devam edebilirsiniz. Üzerine ince bir katman böyle bir nötr renk sürüyorum. Kurutuyorum. Sonrasında aynı şekilde ikinci katmanı da sürüyorum ve kurutuyorum. Şimdi kafanızda olan soruyu cevaplamak istiyorum. Jelini niye nötr renkle yapmadın? Üzerine nötr renk kalıcı oje sürdün. İşini çoğaltmış oldun gibi. Aslında altına şeffaf jel sürmemin nedeni Kore tarz tırnaklar yapmak istedim. Genelde Koreliler böyle şeffaf kullanıp üzerine nötr renk sürüyorlar. Ve tırnağın daha cam gibi olmasını sağlıyor. Şimdi büyük büyük aksesuarlar kısmına geçelim. İlk olarak böyle bir ayıcık yapıştırmak istiyorum tırnaklarına. Önemli olan yapıştırdığımız aksesuarların bir yerlere takılabilecek olan kısımlarını bez katla doldurmak. Yani takılmadığı sürece kopmaz. İlk önce tırnağa bez kat sürdüm. Sonra üzerine ayıcığı yerleştiriyorum ve kurutuyorum. Kuruttuktan sonra yan taraflarındaki açıklıkları yine bez katla dolduruyoruz ki hiçbir yere takılmasın. Her tarafını doldurduğumuzda ayrı ayrı kurutuyoruz. Ayıcık gibi diğer şekilleriniz varsa diğerlerini de aynı şekilde yapıştırabilirsiniz. Ama bende olmadığı için kalbi polijelle yapmaya karar verdim. O yüzden ilk önce tırnağın üzerine polijeli yerleştirdim ve nail cleanser'da ıslattığım portakal çubuğuyla şekili veriyorum. Baktım biraz yukarıdan olmuş, sonra polijeli biraz daha aşağıya çektim ve aynı şekilde kalbin şeklini veriyorum. Malzemeyi çok koyduğumuz için kalbi yaptıktan sonra normalde 1 dakika kurutuyorsanız ya da 2 dakika kurutuyorsanız bu sefer 3-4 dakika kurutmanız gerekir.
Daha güzel parlaması için üzerine inci tozu yaptım. Daha doğrusu sıvı şeklinde hazırladığım inciyi sürdüm ve üzerine sürttüm. Sonrasında işaret parmağına geçiyoruz. Koreliler genelde daha büyük şeyleri sevdiği için işaret parmağına da asimetrik yuvarlak şeklini jelle veriyorum ve kurutuyorum. Sonrasında üzerine folyo yapıştırıyorum. Yapışmadığı yerleri birkaç kere yapıştırabilirsiniz. İsterseniz üzerine krom tozu da sürtebilirsiniz. Normalde herkes krom tozu yaptığı için ben folyo yapmak istedim. Sonrasında üzerine şeffaf jelle bir daha kapatıyorum. Daha kalın gözükmesi için. Ve kurutuyorum. Kuruttuktan sonra bunu da biraz inci tozu sürtmek istedim. Bence daha da güzel oldu. Tapkatla kapatıyoruz. Böyle bir asimetrik şeyler yaptığınızda tapkatla tırnağın üzerini düzleştirmeye çalışmanıza gerek yok. Sadece ince bir katman düzgün sürmeniz yeterlidir. Ve tabii ki de her tırnağı ayrı ayrı kurutuyoruz. Onun dışında ayıcığı sürdüğünüzde ayıcığın üzerine sürmüyorsunuz. Sadece çevresini sürüyoruz tapkatı. Yaptığımız kalbin üzerine de ince bir katman tapkat sürebiliriz. Daha çok genellikle dış kısmını daha düzgün şekilde sürüyoruz. Ve böyle bir Kore tırnakları yaptık. Nasıl olmuş? Beğendiniz mi? Bugünlük benden bu kadar. Kafanızda sorular kaldıysa yorumlara yazabilirsiniz. Umarım kendiniz için faydalı bir şeyler bulabilmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atıp bana abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bye!